Hocam. Tabii evet. ikinci şıkkı e, sorunuzun denizcilik faaliyetleri sadece donanma faaliyetleri değildi. O zaman da deniz ticaret faaliyetleri de yürütülüyordu. Aslında Osmanlı Devleti'nin suçlandığı konulardan biri de budur. Devlet denizcilik, deniz ticareti yapmıyordu. E, burada belki ona da soru işareti sormak lazım. E, Brumet'in de söylediği, devlet adamlarının yaygın bir şekilde ticarete katıldıkları, evet. ticaretin içinde bulundukları konusunda tespitleri pek çok ve bizim de Arşivlerden yaptığımız araştırmalar bunu destekliyor ve pek çok örnekleri var. Devlet aslında ticaret yapıyor ama tüccar bir devlet değil. Evet. Onun dışında devlet egemenliği sağlama peşinde, ee, barışı sağlama e, amacında ve denizlerde bu egemenliği sağladıktan sonra hem iyi niyetli ve barış amaçlı gelen yabancı devletlere hem de kendi tüccarlarına evet. denizlerde serbestçe ticaret yapmaları ...imkanını sağlamış oluyor çünkü, çünkü bu güzergah doğudan batıya gelen MTA baharat yüzlerce yıl hem Batılıların hem Osmanlı coğrafyasının hem Doğuluların en evet. önemli e, geçim kaynağı. Kesinlikle. Dünyanın en önemli ticaret yollarının merkezinde. Ve bugün aslında Sonunda yine, yine öyle oluyor. Yine de öyle. ve yine, yine e, Doğu ve batı arasında Afrika kesinlikle. kıyılarında kesinlikle. korsanlıklar Hocam. yaşanıyor ve bunlar aslında e, korsanlık adı altında tanımlamayı gerektiren. Olgular e, şu tabii, anda tabii. ama Osmanlı denizcilerini e, bu kategorinin e, genel yapılanması içerisinde dışında tutmak lazım. Evet. evet. Peki hocam, Barbaros Hayrettin Paşadan devam edelim. Büyük bir zafer var, Preveze deniz zaferi. Biz hep onu anlatırız. İşte onunla büyümüşüzdür. Denizlerde onu biliriz. E şöyle diyeceğim, o zaferin kazanılmasında e, buradan da sizin e, yazdığınız kitaplardan aldığım notlarda. E, donanmaların gemi yapıları arasındaki fark çok ön plana çıkıyor. İşte bizde kadırgalar, uzun menzili toplar evet. falan. onlardan bahsediyorsunuz. Şimdi o dönem kadırganın olmasını belki denizlerde. Yani Osmanlı bunu çok mu iyi okuyordu? Sonra kalyona dönüş falan. Bunu önce soracağım. Osmanlı yani denizde kullanacağı gücün nasıl olması gerektiğini çok iyi okuyup de tersaneden ona göre yeniden değiştiriyor. Teknoloji değişimini yapıyor muydu? Birincisi bu. İkincisi de son dönemlerde niye çok aciz duruma düştük de İngilizler Aman gemi yapın dedik onu bile alamadık. Evet e, tabi arada çok uzun yani niye yüz yıllar var. Niye durdu? Ama evet. e, doğru bir soru e, her dönemin e, çağını yakalamak lazım. Kesinlikle. E, Barbaros döneminde Barbaros gerçekten e, üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir denizci gemi mimarı, mühendisi kendisi devlet adamı. Yani bu çok yönlü bir e, kimse ve tabii denizlerde yetişmiş avantajları var. Bütün Akdeniz gemilerini tanıyor, bunların özelliklerini biliyor, manevra kabiliyeti olanlarla olmayanları, Akdeniz'in iklimini, her şeyi çok dikkatli bir şekilde incelediği için daha çok kadırga tür gemilerde bir karar veriyor, böyle bir tercih yapıyor. Aslında bunlar daha sonraki teknolojik gelişmeler sebebiyle değişen ortamı Yakalayamayan sonraki denizcilerde kusur aranabilir. Evet. Ama Barbaros Hayrettin Paşa nitekim e, pravezede de bunu gösteriyor. Çok süratle manevralar yapmak suretiyle ve iklimin de rüzgarın durması yüzünden o yüksek bordalı gemileri kısa zamanda e, savaş dışı bırakıyor. Evet hocam. Ve büyük bir zafere imzasını atıyor. Aslında burada belki şunu söylemek lazım. Zannediliyor ki Osmanlılar bu gemileri inşa edemeyecekleri için yapmıyorlardı. Halbuki 15. yüzyılın sonlarına doğru Sinop Tersanesi'nde, İzmit Tersanesi'nde, Süzebolu'da inşa edilmiş barça dediğimiz, daha sonra göke olarak tanımlanan e, yüksek bordalı gemiler var. Osmanlılar evet. bunlardan çok sayıda yapıyor üstelik. Hatta Katip Çelebi'nin e, kendi Tuhfetül Kibar'ında resmettiği, e, büyük ölçüde kendi döneminin özelliğini yansıtan ama e, tanımlamaları e, 2. Bayezid devrinin o gökelerine uyan, Çizimleri vardır. Bu bize gösteriyor ki Osmanlılar yelkenle hareket eden, kürekle hareket eden bütün bu gemileri yapıyorlardı. Evet hocam. Ama e, belki bu teknoloji değişiminde e, nasıl bir süreç yaşadılar? Bunu önce sorgulamak evet. lazım. Evet. Bir kere 600 yıllık bir imparatorluk hakkında konuşuyoruz. Yani bu çok e, normal değil aslında. Evet. Hani denizcilik tarihi bile olsa e, çok özel konuları konuşarak ancak bunu doğru anlamak mümkün. Gerçekten 600 yılın içerisinde e, denizlerde bütün o deniz coğrafyalarını, Karadeniz'i, Tuna'yı ki biz mesela hiç fırsat bulup ondan bahsedemiyoruz. Orada Değil mi? var olan ince donanma aşağı yukarı Fatih devrinden itibaren oluşmuş, imparatorluğun yıkılışına kadar hemen hemen devam etmiş bir süreçtir. Evet hocam. Ve oralarda donanmalar inşa edip donanmalar sevk eden imparatorluk Fırat'ında, Dicle'sinde ince donanmalar yürüten imparatorluk Akdeniz gibi bir büyük denizi ki henüz Amerika'nın keşfedilmediği bir dönemde coğrafyanın Avrupa ile ve Afrika, Asya ile sınırlı olduğu bir zamanda en hareketli bölgelerdi. Bütün bu bölgeleri, bu denizleri yöneten imparatorluk Osmanlılar. Bu deniz gemileri yapamama gibi bir eksikliklerin olacağını düşünmek aslında Osmanlıları hiç tanımamak demekti. Evet hocam.